Kanalımın yeni videosundan herkese selamlar. Bu tarz videolar dikkatinizi çekiyorsa videoların devamı için abone olabilir, destek olmak için like atabilirsiniz. Bu gibi konulara hassasiyetiniz varsa izlememenizi öneririm. Hadi şimdi konuya geçelim. Bugün konumuz Catherine Elizabeth Foster. Pascaula, Mississippi doğumlu Catherine, 1961 Martında doğdu. Sevdikleri onu ailesine yakın, kibar ve hırslı bir kız olarak tanımlıyordu. 18 yaşında dindar bir katolik, aynı zamanda piyanist ve atletti. Olay sırasında Mobile'daki Güney Alabama Üniversitesi'nde birinci sınıf öğrencisiydi. Catherine'in parlak bir geleceği ve aynı üniversitede olan lise aşkıyla istikrarlı bir ilişkisi vardı. Catherine için bundan daha mükemmel bir şey olamazdı. Catherine için ailesinden uzakta olmak zor olsa da sürekli yanında olan ve ailesi gibi gördüğü iki arkadaşı vardı. Bunlar Suzy ve Jamie'ydi. Suzy, Jamie ve Catherine sürekli zamanlarını birlikte geçirir, birbirlerine sürekli destek olurlardı. Catherine okulda çok başarılıydı ve bu yönüyle dikkat çekiyordu. Derslerinin bu kadar iyi olmasının yanında aynı zamanda sosyal hayatına da yeteri kadar zaman ayırmayı başarabiliyordu. 21 Şubat 1980 günü Jamie, Suzy ve Catherine çarşıda dolaşmak için biraz alışveriş yapmak için buluşma kararı aldılar. Olay günü geldiğinde buluşma noktasına gelen Suzy sadece Jamie ile karşılaştı ve Catherine ortalıkta yoktu. Suzy ve Jamie'nin ilk aklına gelen şey Catherine'in gelmekten vazgeçip sevgilisi Jack'in yanına gittiği oldu. Daha sonrasında Suzy ve Jamie alışverişe gitmek için Catherine olmadan yola çıktılar. Bir sonraki gün 14.00'da Catherine'in üniversitede dersi vardı. Fakat Catherine şaşırtıcı bir şekilde o derse de katılmadı. Suzy ve Jamie iyice merak etmeye başlamıştı. Daha sonrasında hemen Jack'i buldular ve ona Catherine'i sordular. Jack bir önceki gün Catherine'le görüşmediğini ve nerede olduğunu bilmediğini söyledi. O arada Suzy'nin aklına iki gün önce Catherine ve Jack'in kavga ettiği geldi. Kavganın sebebi Jack'in başka kadınla öpüşmesi ve Catherine'in bunu görmesiydi. Suzy, Catherine'in bu olaya çok üzüldüğünü o yüzden bir süre gözden uzak olmak istediğini düşünmüştü. Bu konuda Jamie donu destekliyordu. Akşama doğru Catherine ortaya çıkmayınca Catherine'in ailesine haber verildi. Bunu diyen aile hemen arabaya atlayıp kızlarının eğitim gördüğü üniversiteye geldi. Daha sonrasında hemen yerel güvenlik güçlerine haber veren aile iyice korkmaya başlamıştı. Polis daha önce bazı öğrencilerin de ortadan kaybolduğunu, kaç saat kafa dinlemek isteyebileceğini verilmişti. Fakat aileye göre bu hiç Catherine'e göre bir davranış değildi. Daha sonra polis aramalara başladı. Suzy, Jamie ve üniversite öğrencileri de aramalara yardım ediyordu. Catherine'in fotoğrafları çoğaltıldı ve kayıp ilan olarak asılmaya başlandı. İki gün sonra... Aramaların bir tanesinde öğrencilerden biri yatakhane yakınlarında Catherine'in cansız bedenini buldu. Catherine sırt üstü bir şekilde uzanmıştı ve gözleri açıktı. Polis beden incelediğinde kıyafetleri temiz ve makyajı bozulmamıştı. Catherine'in ensesinde ve şakağında olmak üzere iki adet kurşun yarası vardı. Polis bedende morarma ve zorlama olmadığından Catherine'in bunu yapan kişiyi tanıdığını ve buraya beraber geldiklerini düşündü. Daha sonrasında otopsi yapıldığında Catherine'in 8 ila 24 saattir cansız olduğu bulundu. Fakat Catherine 48 saatten fazla süredir kayıptı. Sonra olay yeri incelendiğinde etrafta sürükleme izi de yoktu. Yani olay burada gerçekleşmişti. Catherine olayından sonra üniversitede büyük bir korku başlamıştı. Öğrenciler yatakhaneleri terk edip kendilerini ev tutmaya başlamıştı. Polis daha sonra sırayla herkesi sorguya almaya başladı. Ve ilk olarak Jamie ve Suzy ile başladı. Jamie buluşma noktasına giderken Catherine'i çağırdığını, Catherine'in biraz işim var geleceğim dediğini, daha sonrasında gelmeyince Jack'le buluşmaya gittiğini düşündüklerini söyledi. Öğrencilerden biri ise polise sarı hastası olduğunu ve o gece kriz geçirdiğini, hava almak için cama çıktığında iki el atış duyduğunu söyledi. Daha sonra o gece nöbette olan iki polis de ifade verdi ve o gece ses duyulduğunu doğruladı. Bu iki polis gece ses duymuştu fakat kaynağı bulamayınca eğlence amaçlı bir şeyler patlatıldığını düşünmüştü. Sonra bu olay ortaya çıkınca ifadeyi hemen vermişlerdi. Bu sesin duyulduğu zamanla tahmin edilen ölüm saati örtüşüyordu. Polisler artık saati bildiği için daha net incelemelerde bulunabiliyordu. Ayrıca güvenlik güçleri olaydan iki gün önce kavga ettikleri için Jack'ten de şüpheleniyorlardı. Polis o gece o saatlerde nerede olduğunu sorduğunda Jack yatıyor olduğunu söyledi. Hiç şahide olmadığı için yalan dedektörüne bağlanan Jack'in yalan söylediği ortaya çıktı. Fakat yalan dedektörü yanılma payı olan bir cihaz olduğu için kanıt olarak kabul edilen bir şey değildi. O yüzden polis Jack'i serbest bırakmak zorunda kaldı. Ama bu durum Jack'in üzerindeki şüpheleri iyice arttırmıştı. Olaydan 5 gün sonra polis olay yerine yakın bir gölde şüpheli bir alet buldu. Fakat incelendiğinde bu olay günü kullanılan alet değildi. Şehirdeki olayları ve suçluları incelemeye başlayan polis birkaç gün öncesinde başka bir öğrenciye CS'de bulunmaya çalışan bir suçludan şüphelendi. Ama araştırıldığında o saatlerde onun yanında başka insanlar vardı ve bu olay kanıtlandı. O yüzden olay hiçbir yere bağlanamadı. Maalesef olaydan yıllar geçmesine rağmen hiçbir şeye ulaşılamamıştı. Ta ki 3 yıl sonraya kadar. Üniversitenin güvenliklerinden biri olan Louis yüksek dozlu ilaç kullanarak canına kıydı. Louis'in evini inceleyen polisler Catherine'in olay gününe ait gazetelerin odada asılı olduğunu gördü. Asıl önemli olan kısımsa bu bile değildi. Evin bodrumunu inen polisler bir insanın içine sığabileceği boyutta bir kafes gördü. Kafesin içinde bir yatak ve insanın ihtiyacı olabilecek şeyler vardı. Hatırlarsanız Catherine'in kollarında hiç bağlama ve zorlama izleri yoktu. Bu kafeste tutulması bu durumu da açıklıyordu. Fakat daha sonra yapılan açıklamalarda ve araştırmalarda polis Louis'in babasının Alzheimer olduğunu ve işe giderken babasının kaybolmaması için bu kafese koyduğunu öğrendi. Yani anlayacağınız şu ki olay yine aydınlanmadı. Buraya kadar olan kısma kadar bir yorum yapacak olursak bedende herhangi bir CS kalıntısı yoktu veya hırsızlık bulgusu da bulunmuyordu. Bu da olayın tanıdık birisi tarafından başka bir amaçla gerçekleştirildiği şüphesini doğuruyor. Polis daha sonrasında hiçbir kanıta ulaşamadı ve dosyanın üstü bu şekilde kapatıldı. Olaydan tam 22 yıl sonra polis merkezine bir arama geldi. Arayan Bobby adındaki psikolojik danışmanlık veren birisiydi. Olayın zanlısı Bobby'e tam 22 yıl sonra içini açmıştı ve vicdanını rahatlatmak için ne yapması gerektiğini sormuştu. Bobby de Catherine'e bir mektup yazarak mezarının başında okumasını söyleyerek daha sonrasında polisi aradı. Zanlı kimdi dersiniz? Jamie Letson. Evet yanlış duymadınız. Bunu yapan kişi en yakın arkadaşıydı. Polis mektubu buldu. Daha sonrasında savcılığa sundu. Fakat savcı dosyayı tekrar açmak istemedi. Çünkü olayın olduğu tahmin edilen saatlerde Jamie'nin şahitleri vardı ve arkadaşlarının yanındaydı. Ve olay yine kanıtlanamadı. Daha sonrasında Jamie mektubun kendisine ait olmadığını söyledi ve suçlamaları reddetti. Fakat 6 yıl sonrasında polis anladı ki otopsi yapıldığında havalar çok soğuk olduğu için 8 ila 24 saat arasında çıkmasına rağmen aslında olay 48 saat önce olmuştu. Ve o gece duyulan sesin olayla hiçbir alakası yoktu. Yani polis tesadüfler yüzünden her şeyi yanlış anlamıştı ve olaya yanlış odaklanmıştı. 2008'de tekrar sorguya alınan Jamie her şeyi itiraf etti. Yani olaylar ancak 28 yıl sonra çözülebilmişti. Jamie olayı şöyle anlatıyor. O gün Catherine'le botanik dersi için gerekli malzemeleri bulmak için yola çıktık. O önde ben arkada yürüyorduk. Büyük annemden aldığım su aletiyle ensesini ateş ettim. Daha sonrasında Catherine sırt üstü düştü. Baktığımda hala nefes alıyordu. Şakağını bir el daha ateş ettim. Suç aletini çöp kutusuna attım. Sonrasında gidip Suzy ile görüştüm ve alışverişe çıktık. Polis sebebini sorduğunda Jack'i çok sevdiğini ve Catherine'den daha çok hak ettiğini düşündüğünü söyledi. Yani olayın sebebi tamamen kıskançlıktı. 2010'da karara bağlanan davada Jamie'ye müebbet hapis verildi. Arkadaşlar olay buraya kadar. Bu olaydan çıkaracağımız ders en yakın arkadaşımız da olsa kimseye güvenmemek olacaktır konuyla alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.